Arkadaşlar bugün sizlerle milyonları işleyeceğiz. Milyonları işlemeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar basamak dediğimiz ifade bir sayıda rakamın bulunduğu yere biz neyi adı veriyorduk? Basamak adını veriyorduk. Basamak isimlerini öğrendiniz. Bu senede birazcık genişleterek milyonların basamak isimlerini öğreneceğiz. Basamak değeri özellikle sayıları çözümlerken kullanıyorduk arkadaşlar. Basamak değeri de bir sayıdaki rakam bulunduğu basamak ile çarpılmasıdır. Yani mesela atıyorum buradaki sayıya bakalım. Bulunduğu basamak birler basamağı. Basamak değerini bulurken 7 ile 1'i çarpıyorduk arkadaşlar. İleriki sayfalarımızda bunların örnekleri var. Peki bölük neydi arkadaşlar? Bölük de basamakları sağdan başlayarak üçerli gruplandırdığımda her birine bölük adını veriyorduk arkadaşlar. En sağdan başlıyorum. Üçerli grupladım. Üçerli tekrar grupladım. Üçerli tekrar grupladım. Peki bölük isimlerini neye göre veriyorduk? Bulunan bölükteki en küçük basamağa göre veriyoruz arkadaşlar. Buradaki en küçük basamağın hangi basamak? Birler basamağı. Birler basamağı olduğu için burası birler bölüğü. Daha sonra bakıyorum. Buradaki en küçük basamak binler basamağı değil mi? O zaman buradaki bölüğümün adı binler bölüğü. Daha sonra buradaki sayıma geçiyorum. Artık biz bu sene 7, 8 ve 9 basamaklı sayıları göreceğiz. 7, 8, 9 basamak işin içine girince milyonları öğrenmiş oluyoruz. O zaman buradaki yeni öğreneceğim bölüğün adı neymiş arkadaşlar? Milyonlar bölüğü. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar sorumuzda karşımızda 9 basamaklı bir sayı var. 9 basamaklı sayı işin içine girince neyi öğrenmiş oluyorduk biz? Milyonları öğrenmiş oluyorduk. İlk önce bölükleri tekrar edelim. Neydi bölükler? Üçer üçer gruplandırdığım sayılara bölük adını veriyordum. En sağdan başladığım 3'e ayırdım. Buradaki bölüğümün adı birler bölüğü. Buradaki bölüğümün adı binler bölüğü. Buradaki bölümün adı da milyonlar bölüğü arkadaşlar. Bölükleri ayırırsak sayıları daha kolay okuruz. Her bölük sayımızı okurken her sayı bulunduğu bölüğün ismi verilir. Okuyalım sayımızı. 523 hangi bölükteydi? Milyonlar bölüğündeydi. 523 milyon 126 bin 407. Son bölüğü okurken önüne birler sakın getirmeyin. Yani son bölüğü okurken önüne bölüğü getirmiyoruz. 523 milyon 126 bin 407. Basamak değerini bulmaya, basamak isimlerini yazalım. Zaten en küçük basamağın neydi? Birler basamağıydı. Sonra bir sonraki basamağım onlar basamağı. Bir sonraki basamağıma bakıyorum. Yüzler basamağı. Birler bölümü bitirdim. Zaten her biri üçer üçer gruplanıyordu. Bir sonraki basamağım binler. Binler basamağı. Sonra on binler basamağı. Bir sonraki yüz binler basamağı. Artık dedik ya 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar milyonlar olarak adlandırılıyordu. O zaman ilk basamağım ne olacak arkadaşlar? Milyonlar basamağı. Bir sonraki 10 milyonlar basamağı. Yine bir sonraki ne olacak arkadaşlar? 100 milyonlar basamağı olacak. Şimdiki sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bizden neyi istemiş? Basamak değerlerini istemiş. Basamak değerinin tanımını az önce yapmıştık. Neydi arkadaşlar? Basamak değeri sayı değerimiz bulunduğu basamakla çarpıldığında bize neyi veriyordu? Basamak değerini veriyordu. Hemen bulalım. Birler basamağında hangi sayımız var? 7 sayımız var. Peki birler basamağının basamak değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Devam ediyorum.
Onlar basamağında hangi sayımız var? Sıfır sayımız var. İsterseniz ilk önce sayıları şu şekilde bir yazalım. 1, 3, 2 ve 5. Basamak değerini bulurken dedik ki bulunduğu basamakla çarpıyoruz. Bulunduğu basamak hangi basamak? Onlar basamağı. O zaman burayı neyle çarpmam gerekiyor? Onla. Bulunduğu basamağın adı neydi? Yüzler basamağı. O zaman burayı neyle çarpmam gerekiyor? Yüzle. Devam ediyorum. Altının bulunduğu basamak binler basamağı. O zaman binle. On binler basamağı. Yüz binler basamağı. Yeni basamağıma geçtim. Hangi basamak arkadaşlar? Milyonlar. Sonra on milyonlar. Bir sonraki basamağımda ne olacak arkadaşlar? Yüz milyonlar basamağım olacak. İsterseniz değerleri şu şekilde yanlarına yazabilirsiniz. 7 çarpı 1 7. Zaten 0. Eğer sayı değeri 0'sa şu şekilde çözümlemeye yazmanıza gerek yok ama ben siz görün diye yazdım arkadaşlar. Burası 400 6000 20.000 100.000 bu şekilde devam edebilirsiniz. Peki arkadaşlar sizden çözümlenişi istemiş olsaydı nasıl yazardınız? Şuraya sığdırmaya çalışalım. 5 hangi basamakta bulunuyordu? 100 milyonlar. O zaman çözümlenirken nasıl yazmam gerekiyor? 5 çarpı 100 milyon. Şöyle paranteze alalım. Artı 2 hangi basamakta bulunuyordu? 10 milyonlar. 2 çarpı 10 milyon. Sonra bir sonraki basamağıma bakıyorum. 3 hangi basamakta bulunuyordu arkadaşlar? 1 milyon. Yani 3 çarpı 1 milyon. Devam edelim. Alta sığmadı. Ben bir alt satıra yazacağım. 3'ü yazmıştık. Sırada ne var? 1. 1'in bulunduğu basamak neydi arkadaşlar? 100 binler. 1 çarpı 100 bin artı 2 çarpı hangi basamaktı? 10 bin. Daha sonra 6 çarpı 1000, 4 çarpı 100 artı bunu çözümlenişe yazmasak da olur. Çünkü arkadaşlar sıfır toplamada nasıl elemanında etkisiz elemanında buraya yazsanız da bir şey fark etmeyecek. O yüzden genelde çözümlenişe sıfır varsa yazılmaz arkadaşlar. Bir sonraki de nedir? 7 çarpı 1'dir. Devam edelim. Şimdi buradaki soruda neyi istemiş bizden arkadaşlar? 7 ve 8'in basamak değerlerini istemiş. İlk önce bulundukları basamakları bir yazalım. 7'nin bulunduğu basamak ne arkadaşlar? Birler, onlar, yüzler. O zaman basamak değeri ne olacak? 7 çarpı 100'den 700 olur arkadaşlar. 8'in bulunduğu basamağa gidelim. Birler, onlar, yüzler. Binler, on binler, yüz binler. O zaman 8'i neyle çarpmam gerekiyor? 100 bin ile çarpmam gerekiyor. O zaman 8'in bulunduğu basamak değeri ne oluyormuş arkadaşlar? 800 bin. Şuna dikkat edelim. Şunu çok karıştırıyorsunuz. Eğer size sayı değerini sormuş olursa, basamak değeri dediği zaman basamak değeriyle çarpıp ifadeleri buluyoruz. Ama bizden sayı değerini istediyse mesela 8 ve 7'nin sayı değerini istemiş olsaydı direkt ne yazacaktık arkadaşlar? 8 ve 7 tekrar çarpmamıza gerek var mı? Yok. Burada da sayının okunuşunu vermiş. Bizden sayıyı yazmamızı istemiş. 417 milyon. Biz 3 farklı bölük oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle çizelim hatlarını. Neden? Çünkü milyonlara kadar gitmiş. Elimizde 3 tane bölük var. Milyonlar bölüğündeki sayı neymiş? 417. O zaman buraya ne yazmanız gerekiyormuş? 417 milyon 93 bin. 93 bin. Yani burada hani 193 bin deseydi buraya 193 yazardık ama bize 93 bin demiş. O yüzden buraya ne yazmamız gerekiyor? 0,93. Neden buraya 0 yazmazsam bölüklerim tam çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Neden? Her bölükte mutlaka 3 sayı olmak zorunda. 417 milyon 93 bin 108. O zaman buradaki sayımız da neymiş arkadaşlar? 108 sayımızı yazdık mı rahatlıkla? Yazdık. Bu kadar. Devam edelim. Sıradaki konumuz milyonlu sayılarda sıralama.
Arkadaşlar sıralama yapılırken küçüktür, büyüktür, eşittir. Bu ifadeleri biliyorsunuz ama şu küçüktür ve büyüktür ifadelerini karıştıranlar var. Şuradan bir tane çizgi çekersem K harfi, buradan bir tane çizgi çekersem B harfi oluyor. Küçüktür, büyüktür karıştırmıyoruz okurken. Dikkat edelim buraya. Hatırlatma olarak yazdım. Arkadaşlar milyonlu sayılarda sıralama yaparken ya da herhangi bir sayıda sıralama yaparken diyelim. İlk önce basamak sayılarına bakılır arkadaşlar. Basamak sayısı fazla olan her zaman daha büyüktür. Mesela şuraya küçük bir örnek yazayım size. En basitinden. Mesela 123 diyelim. Diğer sayımıza da 12 diyelim. Bu 3 basamaklı bir sayı, bu 2 basamaklı bir sayı. Ne dedik? Basamak sayısı büyük olan sayı her zaman en büyüktür. Zaten 123'ün 12'den büyük olduğunu siz biliyorsunuz. Yani siz sayılarda sıralama yaparken ilk önce basamak sayılarına bakın. Devam edelim. Basamak sayıları aynıysa, burada örnekte olduğu gibi ne yapacakmışız? Soldan sağa doğru sırayla basamaklara bakacakmışız arkadaşlar. Bakalım bakalım. Hepsi kaç basamaklı sayılar? 3, 6, 8 basamaklı sayılar. Basamak sayıları birbirine eşit olduğu için soldan başlayarak sağa doğru her birinin sayı değerlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi her biri zaten 20 milyonla başlamış değil mi? Bir sonraki basamağa geçelim. 7, 7, 7, 6. 6 sayısı 7'den küçük değil mi? Evet, o yüzden en küçük sayım ne olacak? 26.456.789 küçüktür. Diğerleri zaten hep 27 milyondu. Devam edelim. 4, 4, 6. Bu zaten 6 olduğu için en büyük sayım ne olacak arkadaşlar? Onu en sona yazacağım. 27.656.789 olacak. Araya iki tane sayı yazacağım. Bu iki sayıyı karşılaştırmam gerekiyor. 456 milyon, 458 milyon. 8 6'dan büyük olduğu için 27 milyon 458.789 büyük olacak. 27 milyon 456.789'dan. Sıralamaların kurallarını da aktardım sizlere. Şimdi gelelim sayı yazımlarına. Arkadaşlar yukarıda bize 7 tane rakam verilmiş ve her birini birer defa kullanarak bizden sayı oluşturmamızı istemiş. 7 basamaklı en büyük sayı. En büyük sayı oluşturacaksak en büyük rakamı ilk önce kullanmamız gerekiyor. O yüzden ilk önce ne gelecek arkadaşlar? 9. Daha sonra gelmesi gereken sayı 9'dan sonraki en büyük sayı neydi? 8. 7, 6, 5, 2 ve 0. En büyük sayımızı oluşturduk mu? Oluşturduk. 7 basamaklı en küçük sayı. Arkadaşlar en küçük sayı oluştururken de en küçük sayıyı önce yazmamız gerekiyor. Şöyle yapanlar var. İlk başa 0'ı getirenler var. Arkadaşlar eğer 0'ı başa yazarsam sayımız 7 basamaklı olur mu? Olmaz. O yüzden 0'dan sonraki en küçük sayıyı bulmanız lazım. Neymiş o da? 2'ymiş. Sonra 0, 5, 6, 7, 8 ve 9 biçiminde yazabiliriz. Daha sonra 7 basamaklı en küçük çift sayı demiş arkadaşlar. 7 basamaklı en küçük çift sayı oluşturacağız. Zaten en küçük sayı şuraya kadar yazabiliriz değil mi? Evet. Şurada çift olması için birler basamağının çift sayı olması gerekmiyor mu? O yüzden buradaki iki rakamı yer değiştirirsem yani 798 yazarsam en küçük çift sayım oluşturulmuş olur muyum? Evet, oluşturmuş olurum. 7 basamaklı en küçük tek sayı. Zaten yukarıda yazmıştık. Sonu tek olduğu için o sayıyı direkt aynen buraya taşıyabiliriz arkadaşlar.